Günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün hayvancılığı konuşacağız. Özellikle süt sığırcılığı, süt üretimiyle ilgili verimliliği nasıl artırabiliriz? Karlılık önemli bir konu. Maliyetler var elbette bir tarafta konuşulması gereken, mutlaka dile getirilmesi gereken ve kalitesi. Sütün kalitesi de önemli konulardan biri hiç kuşkusuz. Bütün bunları konuğumuzla, stüdyomuzda canlı yayın konuğumuzla ekrana taşıyacağız. Sizlerin sorularını ve katkılarını bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Stüdyo konuğumuz veteriner hekim Sayın Asım Karakaya, aynı zamanda Lüleburgaz Süt Üreticileri Birliği Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar izleyicilerimiz öncelikle. Kırklareli Süt Üreticileri Birliği evet. Başkanı. Hemen düzeltelim bu bilgiyi de. İzleyicilerimiz öncelikle sizi tanımak isterler. Neler söylersiniz Asım Bey? Önce davet için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Kırklareli bölgesi pilot ilimiz bildiğiniz gibi. Şimdi tüm dünyada birim alanından alınan ürün miktarı arttırılmaya çalışılıyor. Hem tarımda hem hayvancılıkta. Tabii bu hayvancılıktaki birim alandaki artış ve tarımdaki çeşitli problemlere sebebiyet veriyor. Evet. Bu problemlerin çözümü için de uğraşmamız gerekiyor. O yüzden böyle daha işi bilen insanlara ihtiyacımız var. Evet. Verim arttıkça sıkıntılar daha çok artıyor. Tabii bu verimlilik baz aldığımız diğer gelişmiş olan ülkelere göre ülkemizde çalışmalar yapılıyor. Evet. Şimdi baktığımızda 1980'li yıllarda dünyadaki hayvan sayısı açısından ilk 10 ülke içerisindeydik. Evet. Ama verim açısından en son 10 ülke içerisindeydik. Bu nedir? Birim hayvandan alınan verim düşük açısından olduğunu düşük olduğunu gösteriyor. Evet. Evet. Şimdi tabii bunu biz bir şekilde geliştirdik. Yani işte 10 milyon hayvandan 2 milyon ton süt alırken işte evet. Şimdi şu anda o 2 milyon hayvandan 10 milyon ton süt alabiliyoruz. Evet. Tabii bu da sıkıntıları beraberinde getiriyor. Evet. Hani bu sıkıntılar da özellikle sektördeki gelişmelere baktığımızda büyük üreticiler şu an sahneye çıkıyor. Evet. Fakat aynı zamanda ülkemizde küçük üreticiler de var. Ve bu noktada hemen belirtelim, evet. Aile işletmeciliği son derece önemli çünkü 2014 yılını da Birleşmiş Milletler aile tarımı yılı ilan etti. Ülkemiz açısından da bu çok çok önemli. Evet, büyük üreticiler var, sahneye çıktılar. Bunun da aslında biraz daha detaylandırılması gerekiyor, ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama aile işletmeleri bizim için son derece kritik, öyle değil mi? Evet. Şimdi zaten büyük üreticiler bir şekilde danışmanları falan var. Evet. Bakım besleme ve genetik ilerlemeyi çok daha rahat yapabiliyorlar. Ama küçük işletme sahipleri yani buradaki bu trende ayak uydurmak için danışmanlarla yani çok daha büyük meblalar ödeyerek bunlarla çalışma imkanları yok. Evet. Hani asıl o nedenle ben şunu demek istiyorum. Üretici birlikleri bu küçük aile işletmelerine sahip insanlarla bir araya gelip onların bu tür teknik destek anlamında yardımcı olmaları gerekmekte. Evet. Hani küçük üreticiyle özellikle üretici birlikleri arasında iyi bir koordinasyon olması gerekiyor. Peki tabloya bakalım hemen. Gereklilik bu. Ülkemiz açısından hem birlik başkanısınız, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu koordinasyonu sağlayabiliyor muyuz? Yani zor bir soru. Zor bir soru. Soru. Çünkü hakikaten de insanlar çok fazla birbirine güvenmiyor. Hani benim en büyük edindiğim intiba evet. O. İşte zamanında birçok kişi bu sektöre girmeye çalışmış. İşte kaymakamlıklar girmiş, bir sürü kuruluşlar bir şekilde bu ürünü pazarlamaya çalışmışlar. Fakat sıkıntılar yaşanmış. Bir türlü bu başarılamamış. Evet. Yani, o yüzden de insanların biraz güvensizliği var benim gördüğüm bu anlamda. Ha bu güvensizliği kırmak gerekiyor. Hatta ben şunu diyorum, bütün toplantılara çağırdığımızda katılın. Yani ister destek olun, ister köstek olun ama mutlaka katılın. Fakat bizim mesela 2000 küsur üyemiz var. Evet. Kaç ama genel kurla 20 kişi bile zor toparlıyoruz yani emin olun. Evet. Hani keşke onlardan bir adım gelse ki biz onlara iki adım gelelim. Evet. Hani gerekiyorsa üniversiteden destek getirtelim onlara. Onlara hani bu konuda danışmanlık hizmeti verelim evet. Anlamında. Ama böyle bir herhalde güvensizlik var ki hiç kimse şu an toplantılarda gerekli desteği vermiyor. Hani zaten uzaktan eleştiriyoruz galiba. Evet. Aslında olayın içinde olmak gerekiyor. Evet, o toplantıya gelip eleştiriniz varsa da yapın, öneriniz varsa da yapın ama evet. Aynı alanda olalım, öyle değil mi? Aynen. Zaten sıkıntıları var. Hani şu evet. Anda
pek para kazanamıyorlar. Maalesef. Hani büyük üreticiler zaten kazanamazken küçükler hiç kazanamıyor. Ve şu anda benim baktığımda ilimizde birçok aile işletmesi kapanıyor. Her gün birkaç tane aile işletmesi şu anda kapanıyor. Yani kapısına evet. kilit vuruluyor. O nedenle bunların daha çok desteğe ihtiyacı var. Mutlaka. Yani, özellikle de buradaki evet. destek biraz altını doldurmak gerekir diye düşünüyorum. Teknik anlamda desteğe ihtiyaçları Kesinlikle. Var. Yönlendirme anlamında desteğe ihtiyaç var. Her seferinde hayvancılığı konuştuğumuzda evet maliyetler yüksek ama verimi arttırmamız gerekiyor. Birim hayvandan elde ettiğimiz verimi arttıralım tamam arttıralım da bu nasıl olacak? Çiftçi bunu nereden bilecek, kimden öğrenecek? Yani evet belli yöntemleri biliyor. Belli bir noktaya kadar getirebiliyor ama yenilikleri takip edebilmek adına da desteğe ihtiyacı var, teknik. Görev bize düşüyor. Veteriner hekimlerimiz. Bizimle, hayır birlikler de destek verecek evet. o anlamda. Mesela şimdi biz daha önce vitamin mineral eksikliği diyorduk hayvanlarda. Evet. Şimdi iz minerallere indik. Hatta daha da aşağıya inmek zorundayız gözüküyor. Evet. Yani makro çalışıyorduk, şu anda mikro çalışmak zorundayız. Evet. O yüzden küçük üreticilerin hani şu an temsil ettiği özellikle süt üreticileri birlikleri evet. bu konuda daha aktif olmalı. Üreticiler daha yakın temas göstermeli, daha yakın alaka göstermeli ki hani biz onlara yardımcı olalım. Dediğimiz gibi toplantılara gelmiyorlar. Hani bir şekilde eğer hakikaten böyle bir talep gelse biz onlara, ben de veteriner hekimim ama gerekiyorsa üniversiteden destek getirtip hani onlara teknik bilgi verelim diyoruz ama evet. o konuda gerekli desteği göremiyoruz işin doğrusu. Destek kısmı çok önemli. Bunları çok konuşacağız, önemli. Detaylandıracağız. Uzaktan eleştirmeyelim diyoruz. Bu noktadan devam edeceğiz ama önemli bir haber var. Onu paylaşalım izleyicilerimizle. Bir telefonumuz var. Dönelim, sonrasında sizinle söyleşimiz Hı-hı. devam edecek. Tarım ve süt üretiminin geliştirilmesi konferansı düzenlendi. Erzincan'da AB uyum sürecinde tarım ve süt üretiminin kapasitesinin geliştirilmesi konulu konferans düzenlendi. Türk Telekom konferans salonunda Valilik Proje Koordinasyon Merkezi'nce tertip edilen konferansın açılışında konuşan Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Erzincan'ın temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, o yüzden biz burada görev yaptığımız süre boyunca devletin bütün imkanlarını, mesai ve kaynaklarımızı öncelikle tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için harcayacağımızı her yerde söyledik diyor. Konferans Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş ve yine ilgililerin, yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansa ilişkin detayları, konferansta neler konuşuldu, neler hedefleniyor, detayları da Erzincan Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Sayın Metin Bektaş'la konuşacağız. Sayın Bektaş merhaba. İyi günler, merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimize hayırlı günler dileyerek başlamak istiyorum. Sağ olunuz. Tarımda gelişimi, verimliliği arttırmayı hep konuşuyoruz. Özellikle çiftçilerimize örnek olmak, onlara model geliştirmek çok çok önemli. Ve bu anlamda da özellikle sizlere çok ciddi anlamda yük düşüyor. Ve gerçekleştirilen konferansta tarım ve süt üretiminde kapasitenin artırılması gündeme geldi. Haberimizde de paylaştık. Evet. Konuya ilişkin detayları sizden almak isteriz. Biz Erzincan Koordinatörlüğü olarak Erzincan Valiliği Avrupa Birliği Proje Ofisi'nin ilimizde organize etmiş olduğu bahsettiğiniz konferansa katıldık. Konferansta evet. konuşmacıydık. Ve özellikle Erzincan özelinde süt sektörü başta olmak üzere hayvancılık konusunda geliştirilmesi, endüstriyelleştirilmesi ve aynı zamanda TKDK olarak AB standartlarındaki işletmeler konusunda anlattık. Evet. Özellikle süt üreten işletmelerin AB kriterlerinde gerek yeniden yapılandırılmasında gerek yeniden inşa edilmesinde gerekse mevcut işletmelerin modernizasyonunda, yapımında ve bunların makine ekipman harcamalarında biz koordinatörlük olarak uygun harcamaların %60 ile %65'ini hibe olarak vatandaşımıza ödüyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi part kapsamında yapılan harcamalar da KDV'de muaf. Evet. Özellikle Erzincan Koordinatörlüğü'nün faaliyetlerinden çok özet olarak bahsedeyim. Lütfen. Biz İkinci faz olarak 2012 yılında kurulduk. Yalnız Avrupa Birliği'nde fon kullanım yetkisini Mayıs 2013 itibariyle aldık. Şimdiye kadar süt üreten işletmeler yatırım kapsamında Erzincan'da 6 tane büyük AB projesi olmuş evet. oluşturduk. Bunlar 500 baş organik süt
üreten tesis ve 1000 de küçükbaş süt üreten tesis. Ve bunlar tamamen AB kriterlerinde oluşturulan, inşa edilen, makine ekipman, otomasyon anlamında yapılan işletmeler. Ve her bir işletmemizin yatırım maliyeti 1 milyon euronun üzerindeki büyük ve profesyonel ölçekli işletmeler bunlar. Biz hem ülkemizde hem de bölgemizde süt üretiminin özellikle artırılmasından yanayız. Ve bunun içinde bana göre iki tane önemli faktör var. Birincisi ırk ıslahı. İkincisi ise kaba yem, ekim ve üretim oranının artırılması. Zaten bu iki faktör aynı zamanda hayvancılık işletmelerinin ekonomik ve endüstriyel olabilmesinin de olmazsa olmazı şartı. Mutlaka. Bunlar oldukça önemli şeyler. Kesinlikle. Ve özellikle biz Erzincan Koordinatörlüğü olarak süt sektörü açısından önemli bir açılım daha yaptık. O da şu. Evet. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması kapsamında AB ölçeğinde süt toplama merkezi oluşturuyoruz. Bunun yapım, inşaat, makine, ekipman, otomasyon masraflarına da yine IPAT kapsamında %50 hibe olarak destek vereceğiz. Evet. İlgi nasıl peki Erzincan'da yatırımcıların ilgisi noktasında neler söylersiniz? Erzincan Doğu Anadolu'da aslında Doğu Anadolu bölgesinde bulunuyor ama anlayış olarak Doğu Anadolu'da değil. Erzincan bu konuda kendi ölçeğindeki ve kendi muadillerindeki illerden oldukça ön planda. Örneğin çevremizdeki illerde özellikle yerli ırk veya yerli melez hayvan oranı oldukça yüksekken Erzincan'da bu oran yok denecek kadar az. Bu da kültür ırkının yüksek olmasıyla bu tür verimlerin daha da artacağı ortada. Evet. Erzincan bu konuda oldukça ilgili bir şehir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bektaş. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. İyi çalışmalar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ve hemen bir başka telefonumuzla devam edelim. Sayın Yaşar Faruk Günay, Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı. Sayın Günay merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Az önce Sayın Koordinatörle Sayın Bektaş'la konuştuk. Erzincan'da tarımın ve özellikle süt üretiminde kapasitenin artırılmasına yönelik AB uyum sürecinde bir konferans düzenlendi. Bir farkındalık yaratılıyor elbette. Mevcut potansiyeli ve gelişim yönünü sizden dinlemek isteriz. Neler söylersiniz? Valla şimdi salı ve çarşamba günü zaten Erzincan'da VAPRO, Erzincan Valiliği'nin düzenlemiş olduğu bir sütle ilgili, tarımla sütle ilgili bir şey vardı. İki gün konferans vardı. Bu konferansta zaten bu çevre üzerindeki sıkıntılarımızın tek tek ortaya atılmasından sonra mevcut Erzincan ilinde de zaten 2010 yılında birliğimiz tarafından süt toplamayla ilgili yapmış olduğumuz projeler vardı. 2010 yılında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na ve Sivas-Erzincan Avrupa Birliği Fuarı dahilinde İki tane projemiz vardı. Erzincan'da şu an mevcutta soğuk zincirimizi kurmuş bulunmaktayız. Bu 2010 yılında iki proje üst üste çıktı zaten. Bunu yaptık ve şu an mevcut köylerimize koyduğumuz soğutma tankları. Onun haricinde birliğimizin şu an 25 tonluk süt toplama soğutma merkezimiz mevcut olup çalışmalarımız bu faaliyette sürmektedir. Bununla birlikte bu sene yine Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na ve İPART'a verdiğimiz süt analiz laboratuvar kurumu ile ilgili çalışmalarımız da sürmektedir. Evet. Dünkü toplantıda Sayın Valim Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na vermiş olduğumuz süt analiz laboratuvarın geçtiğini, iyi bir puan aldığını bizlere müjdeledi. Bundan bir hayli sevindik. İnşallah bu süt toplamayla birlikte mevcut bulunduğumuz yerde 2013 yılında Türkiye'de 5 ilde başlayan süt analiz laboratuvarlarının bu sene 2014 yılı içerisinde de bu konuda bakanlığımızı da istişare dün şey yaptık zaten müracaatlarımızı yaptık. Evet. Erzincan'da da bu laboratuvarı açmak istiyoruz. Projemiz de çıktı. Diğer faaliyetlerde birliğimiz üzerinden karşılayacağız inşallah. Bu doğunun ilk laboratuvarını da burada açmak istiyoruz.
Başarılar diliyoruz biz de. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz, sağ olunuz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Erzincan'da ve yörelerimizde bu tür çalışmalar son derece önemli. Bir taraftan evet verimliliği konuşuyoruz, verim arttıralım diyoruz. Kaliteyi de konuşmamız gerekiyor beraberinde. Sadece verim arttırmak yetmiyor. Bir de kalite var. Hijyeni konuşmamız gerekiyor. Aslında konuşacak çok başlık var elbette. Ama biraz daha sıralı gitmek gerekirse. Hayvan hastalıkları ülkemizin önemli problemlerinden biri. Irk ıslahı yine önemli. Son yıllarda çalışmalar var. Aldığımız bir mesafe de var. Bunun da hakkını teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle hayvan hastalıkları açısından baktığımızda Trakya bölgesi, ağrı bölge. Bunu tırnak içerisinde kullanmakta fayda görüyorum. Ben her programda da belirtiyorum. Çünkü neden? Özellikle şap hastalığı yıllardır ülkemizin mücadele ettiği, çok eskiye dayanan, çeşitli gerekçeleri var. Viral bir hastalık olması, işte ülke konumumuzun, coğrafi konumumuzun bunda çok büyük etkisi var. Son yıllarda özellikle sınırlarımızda, doğu sınırlarımızda yaşadığımız problemler, keza son tablo Suriye'den kaynaklı. Hayvan geçişleri, kaçak hayvan girişleri vesaire, bütün bunlar bizi şap hastalığıyla mücadele noktasında zorluyor. Ve Trakya'da ağrı bölge olarak biz bu klasik cümleyi yıllardır hep kullanırız. Evet işte Trakya ağrı bölge, diğer bölgelerde de çalışmalar devam ediyor. Kontrol altına almaya çalışıyoruz ama zor bir hastalık diye de cümleyi toparlarız. Siz neler söylersiniz? Evet, zaten ilimiz pilot değil bu konuda. Hayvancılıkla ilgili özellikle. Ya Trakya bölgesinin hani ada gibi böyle İstanbul Konaklı Boğazı'ndan olması. Evet. O nedenle orası seçilmiş. Evet. Hani düzenli aşılamalar yapılıyor. Zaten şu anda da ilçemizde de yapılıyor biliyorsunuz. Evet, haberde geçti. Evet. Yani korunaklı bir yol olması münasebetiyle tabii ki böyle çalışmalar düzenli yapılması iyi. Hani evet. Çok hemen hemen hiç görmüyoruz. Bazen kurban mevsiminde hani böyle bazen kaçak geçiş ihtimallerinde bir sıkıntı yaşanıyor, evet. Ufak da olsa ama hemen o tabii kaynak söndürülüyor. Şu anda bizim orada çiftliklerin tamamına yakını, 100 tane mesela bizim ilimizde çiftlik var, evet. Yaklaşık. Bunun tamamına yakını ağrileşiyor. Evet. Daha güzel bir şey, Türkiye'de 3 tane sadece köy var, ağrı köy bizim de, evet. İlimizde ve ilçemizde. Hal bu köyler artacak gözüküyor. Yani artmalı. Bu iş böyle başlamalı zaten, evet. Herhalde. Hani bir yerden başlamazsak, çünkü Türkiye'nin sınırları bayağı sıkıntılı biliyorsunuz. Kesinlikle. Bir tek Avrupa'ya bağlantımız burası olduğu için hani, evet. Biraz daha belki güvenli bir bölge, tampon bölge oluşturacak gözüküyor. Aynı zamanda sadece ağırlıktan ziyade hani kaliteli genetiğin de burada, evet. Yüksek olması önemli. Hani plan şu benim bildiğim kadarıyla, Trakya'daki genetik kapasiteli düveleri çoğaltıp, üretimi, evet. Çoğaltıp Anadolu'ya belki hayvan sevkiyatı, hatta Orta Doğu, Orta Asya. Zaten biliyorsunuz Orta Asya'ya gönderdik bir, evet, ilk partimizi. Evet. Asıl plan bu. Hani Trakya'da bu biraz daha rahat yapılacak gibi gözüküyor. Evet. Kayıtlar çok daha düzenli. Daha işte, kontrol edilebilir her şeyden önemlisi. Daha kontrol edilebiliyor. Evet. Yani bu konularda Trakya'nın avantajı var. Doğru bir hamle yani. Fakat bunun biraz daha hızlandırılması lazım köy bazında. O hız kısmı önemli. Biraz, evet. Daha arttırmamız, biraz daha detayları çabuk halletmemiz gerekiyor sanırım. Evet. Şimdi işte hani örgütlerle biraz daha yakın temasta olmak lazım. Yani biz bir STK'yız. Yani sivil, evet. Toplum örgütü olarak aslında onların dertlerini Ankara'ya iletecek kişiler bizleriz. Evet. Hani bu münasebetin biraz daha sıkı olması gerekiyor. Peki burada biraz öz eleştiri yapalım. Birliklere de bir dönelim bakalım. Evet, çiftçilerimiz toplantılara gelmiyorlar. Katılımda bulunmuyorlar. Uzaktan eleştiriyorlar. Çünkü eleştiri çok fazla var biz programlarda. Her gün en az 10 telefon alıyorum ben birliklerden yana şikayet içeren. Peki birlikler açısından bir birlik başkanı olarak biraz öz eleştiri yapmak gerekirse sizlerin hani daha iyi yapması gereken bir şeyler illaki vardır çiftçilerimize ulaşma noktasında. Bu birlikteliği sağlayabilme noktasında. Evet. Neler söylersiniz? Yani tek başımıza bir şey yapmamız hani, elbette. bir elin nesi var diye, evet. Bir mevzu var. Tabii ki bizim de gayret göstermemiz lazım. Yani kendimizi onlara kabullendirmemiz, hakikaten de iyi niyetle çalıştığımızı anlatmamız, evet. Gerekiyor. Zaman zaman gidiyoruz, toplantılar düzenliyoruz köylerde. Evet. Özellikle büyük çiftliklere gidiyoruz mümkün mertebe, hani ne yapılabilir diyor. Hatta yani diyorum ki büyük çiftliklerin şu anda kaba yem ihtiyacı var. Mesela küçük köylerdeki arazileri bunlara tahsis edebilir miyiz? Nasıl tahsis edebiliriz? Diyelim ki bizim Trakya'da ayçiçeği ve buğday ekiliyor, evet. Genelde. Evet. Diyorum ki mesela vatandaşlara gidip görüşelim. Evet. Geçen il müdürümüzle de görüştük bu mevzuyu.
vatandaşlara görüşelim. Siz atıyorum ağaç çiçeğinden, buğdaydan 10 lira mı kazanıyorsunuz? Biz size 13 lira verelim. Evet. Ve alım garantisi verelim. Bize diyelim ki fi yulaf ekin. Evet. Yani yonca ekin. Kaba yem ekin ki evet. Hani siz daha fazla para kazanın ve bunu biz teminat olalım. Bu güzel bir yaklaşım. Evet. Buradan devam edeceğiz. Teminat olalım diyorum yani. Peki, buradan devam edeceğiz. Bu tür önemli adımlar atmak gerekiyor. Ve değerli izleyicilerimiz, sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Tarımın Nabzı devam edecek.